Ne yapıyoruz şefim? Evet, lahana sarması yapacağız. Ama çok farklı şekilde saracağız. Çok farklı bir görüntüsü olacak. Malzemelerimiz neler? Şöyle haşlanmış lahanamız var. Dereotu, sarımsak, soğan, kıymamız var. Pirinç ve biraz bulgurumuz var efendim. İkisini karıştıracağız. Biraz domates suyumuz var. Limonumuz var. Baharatlarımız var efendim. Karabiber, tuz, nane ve tatlı toz biberimiz var. Sizi izliyoruz şefim. Şöyle kabımızı alalım. Karıştırma kabımızın içerisine kıymamızı şu şekilde kıymamızı bir atalım efendim. Yaklaşık 200 gram civarında bir dana kıymasını aldık. Böyle gördüğünüz gibi ilave ettik efendim. Şimdi ne yapıyoruz? Çiğden vuracağız. Bunu kavurmayacağız efendim. Biraz pirincimiz vardı. Pirincimizi ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Biraz bulgur ilave edeceğim. Çok basit, kolay bir tarif efendim. Malzemeleri not edin alt alta. Göreceksiniz ne kadar çok basit bir şekilde yapmış olacaksınız. Evet, biraz domates suyumuz var. Şöyle domates rendesi efendim. Domates suyu, domates rendesi. Ondan ilave ettik. Evet, ne yapıyoruz? Baharatları ilave ediyoruz içerisine. Gördüğünüz gibi önce nane. Evet, karabiber. Basit tarifler. Tatlı toz biber. Renk biberi deriz. Ve tuzumuzu ilave edelim. Evet, gördüğünüz gibi. Biraz tuz attık içine ve sırada dereotumuz var efendim. Dereotumuzu da şu şekilde attık efendim içine ve birazdan karıştıracağız. Ne zaman? İçerisine soğanımızı da ilave ettikten sonra. Mis gibi koktu dereotu. Şimdi soğanımızı da içerisine ne yapıyoruz? İlave ediyoruz efendim. Şimdi ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz. Lahana sarmamızın içini hazırlıyoruz. İçi çok güzel. Ben bol kıymalı bayılırım. Şefim de Evet. çok güzel yapacak zaten. Bunun özelliği biraz kıyması bol olacak. İç harcımız hazır efendim. Ne yapıyoruz? Lahanalarımız. Lahanalarımız geldi efendim. Gördüğünüz gibi biz haşladık önceden. Evet, gördüğün gibi şu şekilde. Şimdi iç harcımızdan şöyle Özlem gördüğün gibi. Kıyması bol. İç Evet. harcımız çok gerçekten zengin. Evet Özlem, çok tatlı olacak, çok lezzetli olacak. Yine birbirinden güzel tarifler. Evet, O şefimin tariflerden ellerinden. bir tanesi efendim, o tariflerden. Yine bakın şöyle. Şöyle gördüğün gibi. Bayağı da uzun. Evet. Bu şekilde. Şuradan şu artanları yarın başka yemekte değerlendireceğim. Bir de çorbasını yapacağım bunun. Çok lezzetli Aa, harika olacak. olur. Evet. Şu şekilde yaptım ve Wow. şöyle Ne kadar güzel oldu. gördüğünüz gibi ne yapacağım? Çiçek gibi, gül gibi sardık. Evet. Börek olur ya. Evet. Börek gibi sardık. Gül böreği gibi efendim. Evet Özlem, ikinciyi aldık. Evet, ikinci parçamızı da Evet. sarıyoruz. Yine ikinci parçamız. İkinci parçamızı da aynı şekilde sarıyoruz gördüğün gibi. Evet, bu şekilde ikinci parçamızı da sardık. Koyduk efendim. Evet, çok güzel oldu. Gül böreği gibi aynı. Gül Bakın. böreği gibi. Evet. Farklı bir şekilde sarıyoruz. Daha önce hiç görmedim. Lahana dolmasını çok severim. Birçok yerde yedim. Ama bakın, bu kadar güzel, bu kadar estetik sunulmasını şefim sizden görüyorum. Evet. Türk mutfağı lezzetlerini biraz da değişik şekillerle yorumlamak lazım. Kesinlikle şefim. Tepsimizi yavaş yavaş dolduruyoruz. Evet, gördüğün gibi yine sarmaya devam ediyoruz efendim. Adı üstünde sarma. Ama bu seferki sarma başka sarma. Kesinlikle gül yaprağı gibi, gül çiçeği gibi sarıyoruz. Bu seferki sarmalarımız gülü andırıyor. Lahana sarması yapıyoruz. Ve mükemmel bir görüntüye sahip olduğu bir çiçek gibi. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Şimdi sıra geldi lahanalarımızın sosunu hazırlamaya. Malzemelerimiz neler? Evet, her zamanki gibi zeytinyağımız var efendim gördüğünüz gibi. Limonumuz var, bir de sarımsağımız var. Hemen sarımsağımızı şöyle kolay bir şekilde soyalım efendim. Gördüğünüz gibi sarımsağı bir kere üstüne vurduğunuzda çok kolay soyuluyor.
hafif ezdim ve ince kıyıyoruz. İnce kıyıyorum. Hemen tavamıza zeytinyağımızı koyuyoruz efendim. Gördüğünüz gibi. Of, harika. Sarımsağımızı ilave ediyoruz. Sarımsaklarımız da gitti. Zeytinyağının içine kavrulsunlar bir güzel. Evet, gördüğünüz gibi sarımsaklarımız yağın içerisinde kızarırken efendim çok az domates sosum kalmıştı. O domates sosundan çok az kullanacağım. Domates sosundan kastım domates rendesi efendim. Evet, domates rendemizi de içerisine ilave ettim şu şekilde. Gördüğünüz gibi domateslerle birlikte sarımsağım şu anda zeytinyağında kavruluyor efendim. Mükemmel koktu. Mükemmel koktu. Daha da kokacak. Ne yapacağız? İşte gördüğünüz gibi limonumuz da var efendim burada. Harika bir limon. Ve limonumuzu da üzerine cas diye şöyle bir dökeceğiz efendim. Mis gibi bir koku yayılacak. Kesinlikle. Özlem. Kesinlikle. Ne dersin? Vallahi süper derim. Evet. Evet. İşte sosumuz limonla buluşuyor efendim gördüğünüz gibi. Harika limonla buluştu efendim sosumuz. Bir adet limon sıktık sosumuzun üstüne görüyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi limonu da sıktıktan sonra Özlem ne yapalım? Üstüne dökelim üstüne hadi. Üstüne dökelim mi? Sarımsaklı sarımsaklı. Gördüğünüz gibi. Nasıl lezzetli olacak tahmin edemiyorum. Harika oldu. Şimdi ne yapacağız efendim? Üzerine biraz su ve fırına. Ne kadar pişecek fırında şefim? Fırında yaklaşık 35 dakika fırında pişecek. Evet, şöyle kenarından suyunu veriyorum. 190 derecede 35-40 dakika arası pişecek. Evet, suyu üstüne kadar çıkarmıyorum. Yarısını bıraktık bakın. Şöyle, üzerine geçirmeyecek şekilde. Evet, bu kadar yeterli. Gördüğünüz gibi suyunu da koyduk. Fırın kağıdımızı alalım. Hemen fırın kağıdımızı da onun üzerine kapatalım. Kapatacağız. İşte şöyle gördüğünüz gibi fırın kağıdını da kapattıktan sonra artık fırına götürüyoruz. Fırına götürüyoruz efendim. 190 derecede 35 dakika pişiriyoruz. Haydi fırına. Hadi fırına. Lahana sarmamız fırından çıktı. Şöyle sarımsaklı sarımsaklı. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim şöyle yapalım. Evet. Çok güzel görünüyor gerçekten. Evet, görüntüsü harika. Çok güzel. Bir çiçek gibi, bir börek gibi, mumbar dolması gibi. Hani ben buna baktığımda şöyle lahana olduğunu anlamam. Çünkü görüntüsü börek gibi gerçekten. Çok sağlıklı efendim. Çok çok, çok sağlıklı. Çok sağlıklı. Kokusu şahane. Çok farklı bir tarif. Evet, çok çok güzel. Şöyle. Bol kıymalı. Evet, bol kıymalı. Mükemmel. O sos var ya, o sos ekşili. Öyle güzel yapmış ki tadını. İşte son dokunuş oydu. Evet. Sarımsaklı ekşili sos yaptık, üstüne döktük ya. O son dokunuş işte. Aynen. O zaten o aroma şu anda ağzında. Evet. Lahanayı zaten çok severim. Kıymayla çok yakışmış. Evlerinizde muhakkak deneyin diyorum. Çok teşekkürler şefim. Ellerinize sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.